Merhabalar. Merhaba. Barış Pınar Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Barış Pınar Harekatı olarak vallahi düşüncem benim iyi bir şey. Devlete, millete iyi bir şey. Hani öncelikle nasıl diyeyim ben size? Barış, onda fazla şeyim yok ama bilgiyim. Hani izlediğime göre Cumhurbaşkanımız düğmeye bastı bu harekat için. Güzel şeyler düşünüyor. Çünkü yaramız orada Müslüman. Hani ezintiler, zulümler olduğu için bu güzel. Ben sevindim buna. Daha iyi bir Türkiye için. Peki sence sanatçılar yeteri kadar destek veriyor mu bu harekata? Yok, vermiyor. Neden? Çünkü niye vermiyor yeterince kadar? Sanatçıların yarısı nasıl diyeyim, PKK'ya destek veriyor. Yarısı Erdoğan'a destek veriyor. Eyvallah, tamamdır. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar efendim. Şimdi Barış Pınarı Harekatı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Barış Harekatı yani bizimle ilgisi olmayan bir şey ama sınır olduğu için ve ben de Hataylıyım ve çok yakınım yani oraya. Yani bizimle ilgisi yok diyor ama oradan da PKK'lılar bu tarafa gelmesin diye yapılıyor. Yani ben ortadayım yani. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Bizim yerimiz sınır. Ben oralıyım. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi yapalım? Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyor Amerika. Doğru mu? Doğru. Şimdi ve bu Hataylıyım dediniz. Hataya bombalar düştü. Düştü. Yani nereden düştü bombalar? Bombaladı bizim Reyhanlı'yı. Reyhanlı'ya bombalar düştü. Cerablus'tan atıldı yani. Nereden düştü bombalar? Yani şimdi ben şundan şeyim. Askerimiz yani çok şey olacak gibi böyle ben şeyliyim yani. Askerimiz onlar bizim hepimizin evlatları. Evlatları he. Vatanı ve milleti korumak için varlar değil mi? Tabii canım. Eğer orada bir tehlike varsa. Beni de asker alsalar şu an giderim. Bak oralıyım. Beni de şu an şu halimden asker alsınlar giderim ben. Peki o zaman şöyle yapalım. Buradan izleyen askerlerimize de bir selam yollayın. Orada Suriye'de şu anda bulunan. Biliyorum sosyal medya hesaplarımdan beni takip eden şu anda Suriye'ye giden çok askerimiz var. Evet. Onlara da selam olsun. Arkanızdayız öncelikle. Askerlerimizin arkasındayız. Benim bir yaşım 65. Beni de asker alsalar giderim. Ben de Hataylıyım. Yani devletimizin yaptığı doğrudur. Askerleri seviyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Dikkat edin kendinize. Ne düşünüyorsunuz Pınar Barış Harekatı? Buyurun. Vallahi askerlerimizi yani destekliyoruz. Bu savaş bu buradan olmalı yani. Buradan bunlar PKK, YPG çıkmalı. Benim görüşüm bu. Peki şimdi bakıyoruz. Türkiye neden Suriye'de diyen vatandaşlar var. Neden Türk ordusu Suriye'de? Ne demek ya? Sınırlarımızı korumak bizim devletimizin hakkı, milletin de hakkı. Peki. Yani orada bizi kim koruyacak yani orada sınırda eğer PKK kanal kazmışsa, tünel yapmışsa, silahları bize doğru doğrultmuşsa buna karşı bizim devletimiz millet olarak yani buradaki onlara karşı yani savaşla orayı almalıyız yani. Peki, onlara. Çok kuvvet. Teşekkürler, çok sağ olun, hayırlı günler. Sizi de alalım isterseniz böyle. Merhabalar. Efendim, merhabalar. Daha önce zannediyorsam 3-4 ay önce bir röportaj daha vermiştim. Doğrudur. Şimdi Barış Pınar Harekatı var. Evet. Öncelikle Türkiye neden Barış Pınar Harekatı'nı yapıyor diye sorumu soracağım, sonra soru cevap gidelim isterseniz. Evet. Şimdi tabii ki bu Barış Harekatı'nı yapmasının nedeni orada maalesef ne yazık ki bugüne kadar yıllardan beri hatta çekiç güç adı altında Amerika'nın orada terör örgütlerine yardım yapması ve o yardımı da devam ettirmesi. Hatta aleni bir şekilde açık bir şekilde Türkiye ile sözüm ona ittifaklar kurduğunu söyleyen ve NATO üyesi olduğumuz maalesef birlikte hareket etmemiz gerekir. Fakat sürekli ihanet gördüğümüz karşımızda büyük şeytan Amerika var. Ne yazık peki, ki. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Bunun için burada böyle bir harekat uygun görülmüş. Fakat asıl olması gereken bu değil. Asıl olması gereken şudur. Merhum Erbakan hocamızın bildiğiniz gibi D8 projesi vardı. İslam Birliği projesi vardı ve İslam NATO'su adı altında İslam Savunma Paktı vardı. Böyle durumlarda herhangi bir sorun olduğunda işte İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Savunma Gücü hareket ederek birlikte bütün bölge ülkeleriyle İran'dır, Irak'tır
vesaire, Pakistan, Endonezya, Malezya, her neyse 8 tane zaten Nijerya'da dahildi buna. 8 ülkeyle böyle bir birliktelik oluşturulmak isteniyordu. Bu sorunlar ancak böyle çözülür. Elbette bu pansuman bir tedavidir. Gerekli görülmüştür. Burada diyecek fazla bir şeyimiz yok İslam yani. İslam Birliği dediniz, İslam Paktı vardır dediniz ama şimdi bakıyoruz Suudi Arabistan da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var. Bakın yani. Şöyle bir şey zaten. En büyük sorun burada zaten. Şöyle ki, gavurun sopasıyla kardeş teydip edilmez diye bir darbı mesel var, bir atasözü var. Suudi Arabistan dediğiniz zaten o aşiret olarak Siyonizme dayalı bir aşiret. Bakın 1917'lerde Lawrence'lerle işbirliği yaparak o Suudi Arabistan kuruldu. Yani Osmanlı'yı hançerleyen Arap halkı değil, Suudi Arabistan rejimidir. Bunlar bu ihaneti yapmıştır ve bu ihaneti bugün de yapmaktadır. 4,5 seneden beri mazlum Yemen halkını bombalıyorlar ve bunlara dur diyen yok. Onun için ben diyorum ki merhum Erbakan hocamızın dediği gibi İslam Savunma Paktı olsaydı en azından Suudi alçaklarına da dur demesini bilirlerdi. Şimdi siz Suud aşiretinden bahsediyorsunuz. Evet. Şuraya geleceğim. Şimdi Barış Pınar harekatına dönersek. Evet. İçimizde de bu harekata dur diyen var. Yani bu mesela harekata... Yeşim Salkım yani savaş dedi buna. Bu savaş mı öncelikle? Şimdi hayır, şöyle bir şey var. Mücbir bir sebep var. Orada terör örgütleri var. Bakın terör örgütü derken şunu da kastediyorum ben. Genelleme yapmak zorundayız. Orada ismi şu olan bu olan değil. Ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun, bugün orada şiddet uygulayan her grup teröristtir yani. Peki. Bu IŞİD, El-Kaide, El-Nusra, bunlar da teröristtir. Peki, şimdi bu dönemde savaşa hayır diye tweet atan bir Yeşim Salkım. Yani şuraya şimdi, geleceğim. Sanatçılar gezi olaylarında çıktı sokağa. O zaman şöyle söyleyelim. Evet, şöyle söyleyelim. Kardeşim, asıl olarak İslam'da, bakın baştan beri mücbir sebep diyorum. İslam barış dinidir, sevgi dinidir, merhamet dinidir. Onun için orada barışın tesis edilmesi için, orada güvenlikli bir bölge oluşturmak için böyle bir girişimde bulunuluyor. Asıl olması gereken bu değil. Baştan beri söylüyorum. Asıl olması gereken İslam gücü olacak. Peki, İslam Savunma Paktı olacak. Abi, orada savaş, müdahale edilecek. Savaş nedeni nedir? Savaş. Hayır, savaş nedeni işte dediğim savaş gibi değil, orada kardeşim, bir savaş. Savaş da. Savaş devletlere savaşa karşı gidiyorsun. Yapılmaz mı? Hayır. Savaşa gidiyorsun. Savaş devletlere savaş karşı yapılır. Arası olur. Savaş devletler arası olmaz mı? Yani karşınıza bir devletin olması lazım. Devleti var. Amerika. Kim var? Var Amerika çekildi, yani teröristler. İran var, Rusya hayır, var, her şey var. Amerika dediniz. Şey asıl da asıl orada sıkıntı nedir biliyor musunuz? Amerika'nın varlığıdır. Amerika'nın olduğu yerde asla huzur bulamazsınız. Evet, huzur yoktur. Evet, Amerika evet, defolup gitmelidir oradan. Peki, evet. Şimdi şunu soracağım. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza 7 soru yöneltti. Evet. Dedi ki bu 7 soruyu cevapla. Şimdi soruları ben de okudum. Ben. Hepsini aslında uzun uzun sorular ama mesela örneğin şunu söyleyeyim, bir tanesi buydu. Suriyelilere 40 milyar dolar harcandı. Peki Suriye'de ne kadar masraf yapıldı? Şimdi yeri ve zamanı mı bu sorunun? Evet, aslında yersiz bir soru ne olursa olsun. Çünkü mülteci olarak buraya gelmişler. Aynısı bizim de başımıza gelebilirdi. 15 Temmuz'da maalesef ne yazık ki Allah'a da çok şükür muvaffak olamadılar. Olsaydılar Amerika Türkiye'yi istila edecekti. Peki Barış Pınarı harekatı yapılıyor. Yani ordumuz şu anda Fırat'ın doğusuna hazırlıklarını tamamladı, giriyor. Ve Türk askerimize evet, destek olmak gerekirken, moral vermek gerekirken böyle bir açıklama. Hani şimdi, karşısındaymış bakın, gibi. Şöyle bir şey daha var. Maalesef ne yazık ki. Aynı mı? Kılıçdaroğlu vatan haini mi? Yok, biz sadece vermiş olduğu soruyu soruyoruz. Sizce neden bu soruyu soruyoruz? Vatan haini mi? Ya da gidin ya. Bir saniye. Ben izah edeyim yani. Öyle mi? Yani bu şekilde mi soruldu bu soru? Bakın, ben bir İsviçre vatandaşıyım. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. Avrupa ülkeleri kendi menfaatleri için bütün siyasi partiler birleşebiliyorlar. Burada öyle bir sıkıntı var. Maalesef ne yazık ki düşmanla tevhid etmenin derdindeler. Yani düşmanla işbirliği yapan, siyasi mantığı güden insanlar da var işimizde. Trump'ın tweetleri. Öncelikle şu konuyu bir açıklık getirelim. Trump zaten, onu da söyleyeyim. Trump zaten aklını yemiş psikopatın teki. Açık ve net söylüyorum yani. Düşünün, Amerika'nın mazlum zavallı Amerika halkının başında böyle bir deli var yani. Utanmadan, sıkılmadan bir taraftan Türkiye ile ittifak halinde olduğumuzu söylüyor. Diğer taraftan ekonomik olarak Türkiye'yi çökerteceğim diyor. Tek çaremiz Amerika'dan kurtulmak, NATO'dan çıkmak, incirlik değil bütün üsleri kapatmak. Mesele bu. Bitecek. İncirliği kapatmamız lazım. Bütün üslerimizi kapatmamız lazım. En zor şartlarda
Amerika ambargo koydu 74 Kıbrıs Harbi'nde. Erbakan Hoca o günkü en zor şartlarda İncirli'ye ve diğer üstlere el koyunca evet. Amerika şok oldu. Evet. Hatta ileriki yıllarda 75 etmişlerdi. Ona da gereken cevap verildi 75, ve cüret edemediler. 75'li yıllarda Carter falan ya bu üstleri falan işte açın falan derken Demirel ve Dışişleri Bakanları İhsan Sabri Çağlayangir siz de ambargoyu kaldırın. Ben kaldıracağım ama kongre razı olmuyor. Bak şimdi bir dakika. Kongre razı olmuyor. Ya siz de şu üstleri açın dedi Carter falan. Onlar da dedi ki vallahi bizde de bir Erbakan Hoca var Milli Selamet Partisi. O da bize müsaade etmiyor. Bak şimdi görüyor musun ne güzel. Aradaki farkı yani. Ya. Evet yani. Evet. Biraz önce vatandaşımız. En, evet. en gerekli evet. zamanda yani. Hemen evet. en müsait zaman bu. Peki şimdi şunu soracağım. Buyurun. Biraz önce vatandaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusunu sordu ve tepki gösterdi gitti yani. Hani ne düşünüyorsunuz? Bakın, önce o vatandaşın yani tepkisini değerlendirin. Biraz evvel onu ifade etmek istedim. Avrupa ülkelerinde evet, tamam. özellikle iç işlerinde tamam birbirlerine muhalifler partiler. Eyvallah muhalefet gerekli. Bu ülkenin istikrarı için de gerekli. Fakat ülke ve ümmet bazında olayı değerlendirecek olursak burada bir sorun varsa o sorunun halledilmesi için bütün partiler ortak irade beyan etmeliler. Amerika ile tüm ilişkiler askıya alınmalı mı? Alınmalı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Alacaksın. Ondan sonra kesinlikle. Şahsiyetli dış politika muhacayesinde Erbakan Hoca'nın dediği gibi yeniden ikili ilişkiler oturup evet. anlaşacaksın. Amerika ile eğer tüm ilişkiler askıya alınırsa bunun ticaret boyutu var. Bakın kullandığınız evet olmaz. Evet kesinlikle. Yani, bakın bunun somut örneği var. Somut örneği İran. 40 yıl önce 40 yıldan beri İran'a ambargo uyguluyor Amerika. Ne oldu? Muvaffak oldu mu? Zor oyunu bozar diye bir atasözü yani. Var. Silah sanayinde olsun, teknoloji teknolojide olsun adamlar kendilerini geliştirdiler. Dünyaya meydan okuyorlar. 74 Kıbrıs Harbi'nde bize ambargo koydular. Ne oldu? Aselsan'ı yaptık Erbakan Hoca. Aselsan'ı yaptık. Kötü komşu mal sahibi mi yaptı? Faydalı aynen oldu bize. Öyle. Aynen öyle. Ya sen boş ver başkalarını. Bize ambargo koydular faydalı oldu. Evet. Bütün bu şimdi kendisi insansız hava aracı, uçak sanayi, TUSAŞ'tı. Efendim Aselsan bunları Erbakan Hoca o yıllarda kurdu. Ecevit'e ambargo uyguladılar. 25 sene çektik. Çektik de işte faydası oldu. Senin söylediğin kuvvetli olman lazım. Tamam. Nasıl ol tamam? Onu söylüyor evet. Adam diyor ki senin ekonomini diyor. Çökertemez yani çökertemez. Bizim orucumuz var ya. Biz oruç tutarız yine çökmeyiz ekonomik olarak. Bizi uyuşturdular. Sen ne yapacaksın? Uçak sanayini dediler. Biz sana verdik dediler. Aynısını. Rahmetli İmam Hümeyni'ye dediler ki ya dediler hayırdır yani siz ne yapacaksınız? Amerika ile batılı ülkelerle baş edemez. Bizim orucumuz var dedi ya. Bizi dedi yani açlıkta mı sınayacak bunlar dedi. Şimdi şuna geleceğim. Yani siz biraz önce aslında bunun cevabını verdiniz ama birlik olamıyoruz dediniz. Şimdi kendi içimize birlik olmak. Bakıyoruz. Önce istersen sorumu sorayım. Yani Gezi olaylarında Kaz Dağları'nda bir ağaç, iki ağaç, iki tane ağacın dalı bir şey oluyor ve bütün sanatçılar, bütün sanat camiası Twitter'da Türkiye gündeminde, dünya gündeminde Word'e düşüyoruz, CT'ye düşüyoruz. Peki şimdi bizim askerlerimiz, evlatlarımız, kınalı kuzularımız Suriye'de Fırat'ın doğusuna girme hazırlığındalar. Tamam. Onlar hepimizin evlatları. Peki sanatçılar, bu kadar takipçiniz varken, sanatçılar, dizi oyuncuları, müzisyenler, bu kadar çok fenomensiniz, bu kadar çok popülersiniz. Peki neden askerlerimize karşı destek vermiyorsunuz diye ben soruyorum. Yani şimdi ne yapabiliriz? Nasıl siz tweet atabilirsiniz? Rica mı edelim? Kaz Dağları'nda rica mı ettiler? Gezi olaylarında rica mı ettiler? Ne yaptılar da siz tweet attınız? Ya para mı verdiler? Yani iki konser ayarladılar diye siz Kaz Dağları'nı mı savundunuz? Şimdi ne yapmamız lazım? Hiçbir şey vermiyoruz. Bu vatanın evlatları şu anda Fırat'ın doğusuna giriyor. Ve sizden destek istiyoruz ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya kesinlikle bakın burada öyle de bir sıkıntı var işte. Burada kimlik erozyonu yaşanıyor. Bu sanatçı dediğimiz camiada maalesef bir kimlik erozyonu yaşandığı için adamlar bu işin bilincinde değildir. Tabii bunun bir başka sıkıntısı da var daha kardeşim. Rahmetli Erbakan yine buna çözüm önerisinde bulunmuştu. Bu halka burada etnik kökenli bakın İsviçre'de 4 tane resmi dil var.
Maalesef ne yazık ki bu AK Partisi hükümeti döneminden öncesine kadar 80 yıl boyunca, 90 yıl boyunca ana dillerini konuşması yasaktı Kürt halkının. Böylesine zulme ve etnik ayrımcılığa maruz kalmıştı Kürt halkı. Ne oldu sonuçta? Sosyalistler bunlara sahip çıkmaya kalktı. Ayrımcılık bunlara sahip çıkmaya başladı. Burada maalesef terördür, anarşidir. Her türlü olumsuzluklar geldi. Sanatçılara onu diyorum, bıraksınlar bunu. Tek çare İslam. Müstevlilerin emelleriyle tevhid etmiş adamlar. Ben şunu söylüyorum. Destek vermeyen ve vatanseverim diyen sanatçılar. Siz hak ettiniz Kerimcan Durmaz'ı. Hayır, hak ettiniz. Siz aynı zamanda Enes Batur'ları hak ettiniz. Aleyna Tilki'leri hak ettiniz. Sizler hani çığırtıyorsunuz ya. Onlar yeni yetme sanatçılar gelmiş. Onlar sanatçı değil. Onlar sanatçı, destek verenler sanatçı ya. Peki size soralım, ne düşünüyorsunuz? Bak bak, her şeyi yere soru. Buyurun, amca buyur gel. İki kelime konuşalım. Efendim. Eyvallah. Bu millet Müslümandır, Müslüman kalacak dediği için Menderes'i astılar. Onlar o kafirler, içimizdeki kafirler astı. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den ayrıldık, komünistler, dinsizler içimizde çoğaldı. Onlar, şimdi Kürtlerin temsilcisi komünistler. O dağda olanlar, onu sevenler komünisttir, dinsizdir. Kürt de demiyoruz yani. Kürtler ayrı, bu ülkenin vatandaşı. Kürtleri savunmuyor. Komünist rejim getirmek istiyorlar. Türk komünistleriyle Kürt komünistleri birleştiler. Bu milletin dinini, imanını, vatanını yıkmaya çalışıyorlar. Tamamdır amcam, seni de fazla yormayalım. Allah lanet etsin. Bu millete hıyanet edenler Allah kahretsin. Onları, onların yeri tamam. Cehennem. Tamam, sen de sakin ol amcam. Şimdi bizler sorularımızı soruyoruz ama aynı zamanda sağlık da önemli. O yüzden fazla da vatandaşlarımızı yormak istemiyoruz. Size soralım yani. Ne düşünüyorsunuz? Barış Pınarı Harekatı, Türk ordusu şu anda Fırat'ın doğusuna girme hazırlığında girmeye başladı. Neler söylemek istersiniz? Allah yollarını açık açın. Rabbim onları kazadan beladan korusun önce. Şu vatan, şu güzel vatanımızın düşmanlara karşı içimizde olan hainlerden bir olup da bu vatana hainlik eden, bu vatanın ekmeğini, yağını, suyunu içen o sanatçılara da buradan yazıklar olsun derim ben. Başka bir şey demem onlara. Şunu da söylediler yani. Bunlar izlediğinde onların sözüm yoktur. Vatan haini olup da bu ülkeye hainlik yapanlara Allah lanet etsin onları. Şunu da söylediler. Gökhan Özoğuz. Turuncu saçlı bir tane vatan, Gökhan Özoğuz muydu o? Daha önce bir tane müzik programına katılmıştı. Bayağı da bir tanındı. Kendi sanatından çok başkasının programında tanındı. Evet, devletimizin yanındayız ama, evet, askerimizin yanındayız ama, şu dönemde ama o amalar olmasın. Şu dönemde askerimiz seferde bizim. Yani annelerimiz, oradaki annelerimiz, Gaziantep'teki annelerimiz. Yapın çayınızı, besleyin askerlerimizi. Onlar hepimizin evladı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben mi? Ben 60 yaşındayım. O gibi sanatçılara ben nalet olsun dedim bir daha. Şu anda beni askere alsınlar. Vatana orada gidiyoruz. Allah onunla kadar savaşıyorum ben. Ve o şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar da bizim için savaşıyor. Bu yağmur, bu çamur, bu kışta savaşan ordumuza Allah bize o vermesin. İsimde olan hainlerde Allah kahretsin derim. Peki o zaman şunu da söyleyeyim. Buradan izleyen askerlerimiz de var. Şu anda Suriye'de olan arkadaşlarım da var, askerler onlarla, de var. Onlarla beraberiz. Onlarla beraberiz. Türk ordusu olarak, Türk vatandaşı olarak onlarla beraberiz. Biz arkanızdayız. Buradayız. Buradayız vatandaşlar olarak, ben Mert Armağan olarak, Akit Medya Grubu olarak hep birlikte hepinizin arkasındayız. Sanatçılar onlar. Onların lanet olsun. Onları boş ver. Bu cebi zaten yıkan onlardı. Birinci bütün Müslümanlarımıza salam. Allah onlara güç kuvvet versin oğlum. İkinci Suriye'ye giden askerlerimizin Allah yarı yardımcısı olup kömeği olsun. Çünkü orada Müslüman devletidir. Askerler de bizim balalarımızdır. Biz anayık. Biz de onların arkasında kaygısını çekirik. Balalarımız sağ salamat vətənimiz uğrunda gedir. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yerleri cennet olsun. Türk de bizimdir, Suriye de bizimdir, Azeri de bizimdir. Vətən bölgüsünü yapanlara Allah... Ne zannediyorsam Azerbaycan'da hatırladım. Azerbaycanlıyam. Önce bir röportaj yapmıştık.
Aysoğul. Azərbaycanlıyam. Vətəni bölənlərə Allah min cənnət eləsin. Azərbaycan internatı açsınlar. Bütün bizim gənclər də Fersdə də bıraxmış, internatda da bıraxmış. Ay sağ ol. Mən bilirəm oğlum hər şeyi savadım var. Ona görə baxıram hər şeyə, oxuyuram, tarixi iyi bilirəm. Çünki bizim Azərbaycan gənclərimizdə bu saat hərbiyə hazırdır. Bu saat vətən qorumağına hazırdır. Nəyə görə? Biz o vaxtı Xocalı faciəsində bir dənə ölkə bizə arka çıxmadı. Bir dənə Türkiyədən başqa. Türkiyənin bütün əskərləri Azərbaycana gəldi. Dəmirəlinin vaxtı, Turku Dozanın vaxtında. Allah onlara rəhmət eləsin. Azərbaycanda 100 dənə müsəlman balasının qəbri varsa, qəbirsanlığı 200 dənə türk qəbri var. Allah onlara rəhmət eləsin. Röportaj yapmıştık. Siz ne zannediyorsan bir vatandaş size sen Azərbaycanlısın, git Azərbaycanda konuş dedi. Yani şunu soracağım. Bunu diyen zihniyet acaba Balaman Köprüsü'nü mü hatırlatmak lazım? Söyləyirəm oğlum. Keçən sənə bir 10 gün olar bir dənə kadın geldi məndən kavga yaptı ki Azərbaycanlısan, Türkiyə niyə gəlmirsən? Get vətəninə, Heydarın yanına get, İlham Əliyevin yanına get. İlham Əliyev də bizimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey də bizimdir. Siz də bizimsiniz. Bütün abilərim də bizimdir. Onlara Allah güc qüvvət versin. Bütün müsəlmanlarımızı Allah kötü insanlardan qorusun ki, o vaxtı biz Türkiyədən ayrı qalanda bizə arka Türkiyə çıxdı. Amma ona görə bütün Suriyada olsa bütün şehitlerimiz neyin uğrunda gedir? Kırmızı bayrağın uğrunda gedir ki, vətəni bölmək olmaz, bayrağı ayırmaq olmaz. Siz neler söyleyeceksiniz Barış Pınar? Can sağlığı uzun ömür teröristlərə, vətən bölgüsü yapanlara nəqlət eləsin. Böyüklərimizi Allah güc qüvvət versin. Ben vatanımızın inşallah o bekleyen askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah görevlerini sağ salim yaparak ailelerine, çoluk çocuklarına dönerler. Bu harekat bize huzur getirir. Yaptıklarımız inşallah bize faydalı döner. Bir temennimiz bu. Tabii Mehmetçiğimizin orada yaptığı görevlerde ben yine diyorum. Allah yardımcıları olsun. Ateş çemberi içindeyiz. Amerika'nın oyunları zaten bizleri her zaman için böyle ateşe sürüp geri çekilmiş. Aynı program devam ediyor. Pekala. Çok teşekkür ederim. Size de sormak istiyorum. Barış Pınar Harekatı, şimdi Türk ordusu, haberler, durum ortada. Neler söyleyeceksiniz? Gündem sıcak. Biz vatandaş olarak askerimizin, milletimizin, bayrağımızın hep yanındayız. Allah onlara zeval vermesin. Gönlümüz hep onlarla yana. Biz bugün burada rahat gezebiliyorsaksa oradaki askerlerimizin, şehitlerimizin sayesinde geziyoruz. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Her zaman onun yanındayız, onun arkasındayız. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden yürüsünler. Bu vatan, bu millet, bu insanlar hepsi onların arkasındalar. Peki sanatçılar, şimdi her yürüyüşte, her olayda, her toplum yürüyüşlerinde fark etmez konusu ne olursa olsun, ister LGBT olsun, ister eşcinsel olsun, her türlü destekte bulunuyorlar. Fakat bir bakıyoruz, vatanımızın evlatları şu anda Fırat'ın doğusunda vatanımızı savunmak için oradalar. Bizim evlatlarımız. Evet. Yeterli desteği veriyorlar mı? Bence vermiyorlar. Az önce Balaban Köprüsü hatırlattınız. O Balaban Köprüsü'nde Azeri askerlerine sahip çıkmayan zihniyet aynı zihniyettir. Bugün o, bu bayrak için, bu asker için karşıt yürüyüş yapanlar, girmesin diyenler aynı zihniyet. Biz bugün eğer sınırlarımızı koruyamasak, sınırlarımızı bayrağımıza sahip çıkamasak yarın biz de Suriye'nin durumuna düşeriz. Peki Kılıçdaroğlu 7 soru sordu. Size de geleceğim, size de bu soruyu soracağım. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu'nu ben buradan bir sesleniyorum. Demokrasi nedir onca o kendi bir öğrensin. 60 yaşında oldum, demokrasi Türkiye'de ne olduğunu hala bir öğrendiğim yok. O nereden öğrendi mi? Türkiye'de demokrasi yok. Onca o kendi onu bir öğrensin. Vatanımızda sahip çıksın. Her çıkmasında kelimelerini yanlış konuşuyor. Çok yalan konuşuyor ve yakalanıyor. Tamam mı? Lütfen demokrasinin önce kitabını alsın bir onu yatırsın. Siyaset yapmak istiyorsa, o siyasetten
başka arasında bir sınır koysun. Koymaz o. HDP'yle, koymaz. Her HDP ile arasında bir sınır koysun. Koymaz, askerimize, polisimize koşun. Yani insanlardan... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ve aynı zamanda PKK ile işbirliği yaptığını mı düşünüyorsunuz? Şu anda görünen o. Görünen o. Görünen o. Önce askerimize, polisimize kurşun sıkanlardan arasına mesafe koysunlar. Mesafe koymuyorlar, koymuyorlar. Yalan, yalan, yalan. İşi cüzü Tayyip. Ya canım Tayyip ne yaptı sahaya? Saldı yedi. Ya orada dalgalanmasa bugün Kılıçdaroğlu da burada olmaz. Peki şimdi şunu soracağım yani. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 soru sordu. 7 sorunun içerisinde şu da vardı. Suriyelilere bu kadar masraf yapıldı. Suriye'de acaba ne kadar masraf yapıldı diye sordu. Ne zaman sordu? Barış Pınarı harekatı hazırlıkları tamamlandı. Askerimiz Fırat'ın doğusunda vatanımızı savunmak için girecekken bu soruyu sordu. Yeri ve zamanı mı? Zamanı değil. Çünkü onun bir şeyde haberi yok. Ona söylüyorlar, o da okuyor. Çıkıyor kağıtı alıyor, elini rahat rahat okumaya başlıyor. Ama birincisi de değil o. Koklara gelen, kasetten gelenden ne olur? Peki, soruyorum ben. Trump'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Onlar, bak işte. Şeytan kim? Gavur. Gavur kim? Şeytan. İşi cüzem yalan. Onu da yönlendiriyorlar. Bak şu anda burada sesleniyorum. Amerikan bitti. Amerikan bitti. Amerikan İran'a vurmaya kalksaydı yerden bir olmuştu. En pahalı uçağını düşürdü İran. Niye bir şey söylemedi ona? Ha? Niye bir şey söylemedi? Ben ilk okul mezunuyum. Niye bir şey söylemedi? Yapamaz. Amerika bitti. İsrail'e korku sardı. Pekala. Çok teşekkür ederim. İsrail'e soru geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah askerlerimize de buradan bir seslenin isterseniz. İzleyen askerlerimiz Allah'ım var. Allah'ım sizlere bir zaman vermesi. Her attığınız kurşun, hedefe ulaştır ya Rabbim. Onların da burnunu kanatma diyorum. Allah'a emanet ediyorum. O kurşunlar da hepimizin vergisiyle, parasıyla alınıyor. Hepsi sonuna kadar da helal olsun. Benim param gidiyorsa, devlet zenginse ben de zenginim. Devlet fakirse ben de fakirim. Attığınız her kurşuna helal olsun. Yani. Helal olsun tabii ki. Eyvallah. Helal olsun tabii. Eyvallah. Ki. Çok sağ olun. Allah'a İzliyor muyuz Akit TV? Akit TV ara sıra izliyorum ama. Beni gördünüz mü orada? Seni pek şimdi ne konuşsam yalan konuşur. Yalan olur değil mi? Tamam. Yalan ne iş olmaz. Pekala. Çok sağ olun. Yalan, bak ben Trabzonluyum. Trabzon'dan hemen. Ben de Rizeliyim. Ha, tamam işte. Kalkandere'denim. Tamam. 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 Allah'a emanet olun. O Kılıçdaroğlu var. Onunla hep kokla. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurmak istedi Amerika. Aynen. Bu terör koridorunu ilk başta terör koridoru olarak kuracaktı ama sonrasında Büyük İsrail projesine mi dönüşecekti? Ve Büyük İsrail projesi şu anda sizce bitti mi yani, tamam mı? Hayır. Türkiye eğer orada... Hayır canım, hayır. Esas amaç oradaki koridoru tutsun, küçük bir devlet kursun, istediği gibi yönetsin orada. O harekatı gerçekleştirdikten sonra oyunu bozuyor mu? Aynen. Bozuyor. Evet. Girersen o zaman tamam. Girecek. Ama giremiyor işte. Girecek. Giremez. Girecek abi. Giremez kardeşim. Yani, ben size açık olayım. Allah'ın izniyle bu iş olmuyor. Bak şimdi. Bu iş olmuyor Allah'ın izniyle. Doğru diyor. Bu iman gücüyle olur. Ben şu anda giderim, olur. Yani burada 100 kişi içerir, 99 kişi gider. Anladın? Yani bir kere gülünür. O kadar farklı düşünüyor Türkiye'dekiler. Biz Avrupa'da farklı düşünüyoruz. Bak şimdi. Bak ama şimdi bak amca yaşıyorsunuz. Bak biz nasıl düşünüyoruz? Ben de Avrupa'da yaşıyorum. Sen de düşünüyorsun. Avrupa'da nasıl? Ben Avrupa'da Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'da geliyorsun. Avrupalıların işi Müslümanları kurcalamak değil mi? O Avrupa'nın içinde olan olay. Avrupalıların işi Müslümanları birbirine vurdurmak değil mi? O geneli ama. Geneli ama. He. Ama niye genel vurdursun? Bizim kendi ülkemizde. Niye vurdursun? Bizim kendi ülkemizde böyle değil. Kendi ülkemizde değil. Kendi ülkemizde farklı. Tamam, farklı. Yurt dışında farklı. Onların amacı. Onlar çifte standartlık yaşıyorlar zaten. Bak sen orada yaşıyorsun. Onların amacı ne demek? Müslümanları birbirine vurduralım. Bizde orada yapılan başka. Ama burada şunu soracağım, siz dediniz ki Türk ordusu şu anda ne kadar hazırlık yaparsa yapsın Fırat'ın doğusuna geçemez. Eğer Amerikalılarla anlaşmamışsa. Tamam, Amerika ile nasıl anlaşılıyor? Amerika'ya ne verildi o zaman? Çünkü yani? Niye bak şimdi? Ben bunu yine söylüyorum. Aynı olayı yine gel bir hafta giremez. Amerika Trump açıklama yaptı, Türkiye girecek dedi. Biz tarafsızız dedi. O zaman tamam, bitmiştir. Girebilir. Girecek. Peki neden Amerika'ya bunu dedirten ne? Neden Amerika bunu dedi? Hangi konuda dedi? Ne oldu da masada Türkiye kazandı? Acaba, aslında bu masada Türkiye'nin kazanması. Acaba Avrupalılar mı baskı yaptı ayrıca Amerika'ya? Amerika'ya Avrupalılar neden baskı yaptı zaten? İstemiyor. Yan yana. Aynı orada, aynı şeyde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baba yiğitliği kardeşim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baba yiğitliği. Girecek, girilecek. Suriye'de Kuzey Irak'ın Kuzey Irak tarafında teröristler tamamen temizlenecek.
Adam adımını attı, oraya girilecek kardeş. Bir iş bitmiştir. Bu kadar. Peki şunu soracağım. Şimdi biraz önce abimize sorduk. Dedi ki haklı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Size de soracağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu... Ya, Kemal Kılıçdaroğlu bu, hiçbir zaman haklı bir şey değil. Burada hiç mi? Kemal Kılıçdaroğlu haklı değil kardeşim. Kemal Kılıçdaroğlu kukla. Amerika'nın, İsrail'in kuklası. Başka hiçbir şey değil kardeşim. PKK'nın kuklası. Gerek yok, boş ver konuşmaya. Politika bambaşka, politika bambaşka. Politikayla partiler bir tutmayalım. Partiler başka yerde, bu devlet meselesi, bu millet meselesi. Şimdi şunu bu soracağım. Bu meselesi, yani, BK meselesi. Bunu herkes bir oluyor ama. Bu sıkıntı yok. Bu konu herkes sıkıntı oluyor da. Arkadaş, gerek yok öyle şey konuşmana ya. Hepimiz sağcı solcu fark etmiyor. Burada vatan, burada millet önemli. Abi kimin zoruna giderse gitsin kardeşim. Kimin zoruna gider? Bu ülkeyi Recep Tayyip oradan getirdi. Sonuna kadar da götürecek kardeşim. Kuzey Irak'ta Kuzey Irak, Suriye ise Suriye girecek. Amerika'nın petrol ayaklarını, İsrail'in Büyük İsrail projesini bitirecek kardeşim bu işten. Bu adamı bitirecek. Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a şu soruyu da sordu. 7 soru sordu. Bir tanesi şuydu. 40 milyar dolar harcandı Suriyelilere burada. Suriye'de ne kadar masraf yapıldı? Tayyip Erdoğan'a sordu. Sizce bu sorunun yeri mi, zamanı mı şu anda harekat start almışken? Hiç yeri ve zamanı değil. Ortalık karıştırmadan başka bir şey değil. Ortalığa fitne atmaktan bir şey değil. Kılıçdaroğlu fitne, ortanın fitnesi kardeşim. Bu devrin, bu şu zamanın fitnesi kardeşim. Şeytanın büyüğü. Başka bir şey değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun, buyurun böyle gelin. Bak şimdi arkadaşlar ne güzel söylüyorlar. Çünkü niye ya? Bak şimdi doğru konuşmuyorlar. Gerek yok yani böyle adama konuşmaya. Ama gerek yok yani. Abi, ne işi o kardeşim ya? Bak kardeşim, bu adam geldiğinden beri bu CHP'nin başına. Geldiğinden beri bu adam bir muhalefet olarak demiş olduğu hangi doğru vardır? Bir tane doğru bana söyleyin. Ama bak şimdi. 10 yıl oldu, 9 yıl oldu CHP'nin başına bu adam geleli. Senin düşüncen. Hangi doğru? Benim mi değil kardeşim? Bugün CHP'li de bunu kabul ediyor. Tamam, size göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir doğrusunu bize söyler misin? Bir tane yanlışını söyle. Hepsi yanlış. Söylüyorum. Hepsi yanlış. Düşmez. Tamam, söyleyebilir miyim? Tamam, söylüyorum. Bak dün ne diyor? Bak, arkadaşım. Bir dakika. Kardeşim dün ne diyor? Bak. Kemal Kılıçdaroğlu. Ağlıyor. Güzel diyor. Niçin ağlıyor? Bir işimiz var Orta Doğu bataklığında. Bizim vatanımız. Bizim, sor kendine. Bizim vatanımız değil bizim ya. Vatanımız. Bir kendine sor, bizim ne işimiz var Orta Doğu'da? Arkadaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hatasını söyleyin demişti. PKK teröristtir desin. Ben duymadım. Siz duydunuz mu? Bakın pardon. Şimdi hanımefendi ne dedi? İsterseniz bir daha. Kemal Kılıçdaroğlu PKK teröristtir desin. Teröristtir tabii. Demiyor. Diyor, defalarca diyor. HDP ile yan yana. İnsanları aklınızı anlarsanız sorun yaşamazsınız. İnsanları başka türlü anlarsanız her şey. Lütfen demagoji yapmayın. Hayır. Bu bayrak CHP'nindir. Bu vatan CHP'nindir. Evet. Türkiye ulusunundur. Şu bayrak kimindir? Kimindir bu bayrak? Yalan konuşma. Böyle bir dava yok. Yalan konuşuyorsun. CHP'nin olamaz bu bayrak. Bak bu bayrak CHP'nin olamaz. Bu bayrak bu milletindir. Ayıp senin yaptığındır. CHP'ninmiş bayrak. Yok ya. Allah var. Allah'tan siz korkun be. Olur mu böyle şey ya? Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Ben Kürdüm mesela. Ben Kürdüm. Nerelisin? Memleket neresi? Ben Konyalıyım. Kürdüm. Elhamdülillah bayrağımla gurur duyuyorum. Ay yıldızı bayrağımız var bizim. O zaman şöyle yapalım. Dakikamız var mı diye soruyorum hemen. Evet, son dakikalarımızdayız. Şöyle isterseniz bizi izleyen, buyurun böyle gelin. Bizi izleyen şu anda Suriye'de, kameranın böyle burada yanımda durursanız. Suriye'de askerlerimiz var. İzleyen askerlerimiz. Şu anda Fırat'ın doğusuna girmek için giren ve hazırda bekleyen askerlerimiz var. Onlara bir moral alkış alalım mı? Kanımızla, canımızla. Onlara bir moral alkış alalım. Bir mesaj yollayın oradaki askerlerimize. Kanımızla, canımızla, malımızla, mülkümüzle, maddiyatımızla, maneviyatımızla, her şeyle can yanlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet, şehitler. Söz Milleti programında bugün bölümümüzün sonuna geliyoruz. Kınalı kuzularımıza, askerlerimize selam olsun. Bizler arkanızdayız. Akit TV olarak ve ben Mert Armağan olarak sevgiyle kalın. Hayırlı günler.